Bu kadın kızına tam 18 yıldır köpek ilacı içiriyordu. Kız bu gerçeği öğrendiğinde şok olmuştu. Çünkü annesinden böyle bir şey beklemiyordu. Her gün onlarca ilaç kullanıyordu. Annesi son derece kontrolcü bir şekilde onu takip ediyordu. Bir gün gizlice annesinin çantasını açtı. Kız adeta şaşkına dönmüştü. Aldığı ilaç annesi için reçete edilmişti. Akşam olduğunda bu durumu annesine sordu. Ama annesi konuyu değiştirdi. Annesi ayrılmak üzereyken kız tekrardan sordu. Kadın etiketlemede yanlış olabileceğini söyledi. Ama kız ona inanmadı ve ilacı içmedi. 10 yılı aşkın süredir kadın ilaçları kasıtlı olarak dolabın üstüne koyuyordu. Kız bir mekanizma geliştirdi ve aletle dolabın üstüne ulaştı. Etiketin arkasında annesinin adı yazıyordu. Ancak önemli bilgilerin hiçbiri görünmüyordu. O anda bir teslimat kamyonu geldi. Kız gelen mektubun üniversite kabul mektubu olduğunu düşündü. Hemen kapıya gitti. Ama postayı önce annesinin aldığını öğrendi. Kız her şeyin farkındaydı. Annesinin arabayı kapatmadığını bile fark etmişti. Ondan bir şeyleri sakladığını anlamıştı. Gecenin bir yarısı gizlice bilgisayarda bu ilacın etkilerini araştırdı. Ama internet erişimi kesildiğinden dolayı bulamamıştı. Sabah olduğunda kadın internet kesildiğinden dolayı şikayette bulunuyordu. Ancak kız buna inanmamıştı. Bu hareket onun şüphelerini arttırmıştı. Annesi çiçekleri sulamaya gitmişti. Kız fırsatı kaçırmadı ve eczaneyi aramaya gitti. Ancak eczacı annesini tanıyordu. Kız çok korktu ve telefonu kapattı. Başka bir eczaneye ulaştı. Kız onlara ilacı sordu. Telefondaki adam bu ilacın köpek ilacı olduğunu söyledi. Kız şok olmuştu. 18 yıldır köpek ilacı kullanan kız eczaneye gitti. Annesinin ona verdiği ilacı kadına gösterdi. Kadın bunun bir köpek ilacı olduğunu söyledi. Bunu bir insanın kullanması halinde felç kalabileceğini söyledi. Kız şok olmuştu. Bu sırada annesi kapıdan girdi. Kız dükkan sahibinden yardım almak istedi ancak tek kelime edemeden annesi geldi. Sonrasında kıza sakinleştirici verdi. Aradan bir gün geçti ve kız uyandı. Artık felç olmasının sebebinin annesi olduğuna emindi. Odanın kapısı kilitliydi. Annesi onun odadan çıkmasını istemiyordu. Kızın kan şekeri düşmüştü. Enerji dolmak için yemek yemeye başladı. Sonrasında odadaki eşyalarla aşağı kata indi. Lehim kalemi ile bir delik açtı. Cama tükürdü ve orayı kırdı. Sonrasında battaniye ile içeri girdi. Sandalyesine bindi. Ama yürüyen merdiven kordonu kesilmişti. Doğruca merdivenle aşağı atladı. Yarı yolda teslimat kamyonunu tekrardan gördü. Onu durdurdu. Adama annesinin ona yaptıklarını anlattı. Hurya onu dinledi ve yardım etmeye çalıştı. Ama sonra annesi koşarak geldi. Hurya kızı saklıyordu. Annesi agresifleşmeye başlamıştı. Ancak adam inanmamıştı. Tam bu sırada kadın adama iğne vurdu ve bayılttı. Kız artık bodrumda kilitliydi. Aklını kaçırmak üzereydi. Bu sırada üniversite kabul mektubunu çöpte bulmuştu. Okula çoktan kabul edilmişti. Kız çok öfkeliydi. İnanılmaz üzülmüştü. Çocukken çekilmiş bir fotoğrafını gördü. Fotoğrafta koşuyordu. Annesi ona doğuştan beri felçli olduğunu söylemişti. Sonrasında bir ölüm belgesi gördü. Bu kadının kızı doğum sırasında ölmüştü. Kendisi ise koğuştan kaçırılmıştı. Kızı bunu öğrendiğinde şok olmuştu. Çünkü kendi annesi yüzünden felç kalmıştı. Kadın artık ona ilaç vermeyeceğini söyledi. Kızı artık onunla yaşamak istemediğini belirtti. Kızın sinirli tavırlarını gören kadın makineyle odaya geldi. Kızına elektrik şoku tedavisi uygulamak istedi. Amacı kızının hafızasını kaybetmesiydi. Kız hemen sürüklenerek depoya girdi ve kapıyı kapattı. Zehirli bir ilaç buldu ve onu içti. Sonrasında kadın onun yanına gelip ilacı çıkarmaya çalıştı. Gece olduğunda kız hastanede gözlerini açtı. Hemşireden yardım istemeye çalıştı. Hemşireye sadece gözleriyle işaret edebiliyordu. Hemşire bir kalem getirdi. Ama yazmayı bitiremeden aniden alarm çaldı. Yan odadaki hastanın durumu kritikti. Annesinin yaptığını biliyordu. Kadın kızı yataktan aldı ve oradan kaçtı. Kız gördüğü herkese yardım için yalvarıyordu. Ama kimse fark etmemişti. Hemşire odaya döndüğünde defterde yazan şeyi gördü. Anneyi durdurması için güvenliği çağırdı. Kadın yürüyen merdivene gelmişti. Ancak tamir edildiğinden dolayı kullanım dışıydı. Tekerlekli sandalyeyi zorla indirmeye çalıştı. Ancak kız buna engel oldu. Kadın kızın bacağına baktığında hareket edebildiğini gördü. Tam bu sırada polisler gelmişti. Kadın silahı çıkarttı. Ancak polis doğrudan onu vurdu ve kadın merdivenlerden yuvarlandı. Kız artık özgürdü. Üniversiteyi kazanmış bir şekilde annesinin yanına gitti. Sonrasında kadına daha önce kullanmış olduğu ilaçları verdi ve intikamını aldı.